Meryem Uzerli'nin yeni dizisiyle ilgili her gün bir partner haberi çıkıyor ya. İbrahim Çelikkol'la başladık, daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ dendi. Kıvanç Tatlıtuğ reddettiğini söylemişti. O haber gerçekmiş ama reddetme nedeni Meryem Hanım'dan dolayı değil. Bakın detay şu. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son günlerde basında çıkan Meryem Uzerli'nin dizisinde oynamak istemedi haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ önceki gece Etiler'deymiş ve oyuncu Meryem Uzerli ile aynı projede oynamak istemiyor haberleriyle ilgili şöyle konuşuyor. Ben bir kere mahsus söyleyeyim, Ay Yapım ile çalışıyorum. Meryem Uzerli de çalışmamamın nedeni de yapım şirketlerimizin farklı olması. Benim anlaşmam onlarla diyor. O da oradan değil başka bir şirketten anlaşması var. Bu bağlamda şirketlerden dolayı anlaşamayız diyor. Çok oynatmak isteyen varsa sinema filmi çevirsin, teklif getirsin. Ha, sinema filminde oynayabilirler. Evet, diziler bazı yapım şirketleri oyuncularla anlaşıyorlar. Kıvanç ilk günden beri orada. Aynen öyle. Sanki menajerlik şirketiyle aynı şirket gibi. Kıvanç başladığından beri işte adını bahsettiğim evet. Yapım şirketinde Kerem Çatay. Kerem Çatay, bravo. Aynen, ben de diyeceğim. Onun dizilerinde oynuyor. Dolayısıyla bir filmde oynayabilirler ama dizide biraz zor. Ya Meryem'in o diziye, ya Kıvanç'ın o şirkete, ya da Meryem'in o şirkete geçmesi lazım. Aynı şirkette buluşmadıkları sürece biraz zor. Evet, zaten detay bu. Yani aslında baktığınız zaman bazı haberleri biz itibar etmemiştik. Meryem Uzerli'nin acaba dizi tanıtımı mı, PR çalışması mı? Bir gün İbrahim Çelikkol, bir gün Kıvanç Tatlıtuğ, ama bu haber gerçekmiş. Nedenini de zaten açıkladık. Aktarıldı. Evet, o Etiler'deki mekandan çıkarken arkadaşlara çok düzgün cevap verdi. Hatta tam kapıyı kapatıyordu. Bu soruyu sorunca durdu ve cevap verdi. Ben bir programda gördüm. Meryem bu haberde bana göre şöyle bir şey var. Meryem haberleri çok fazla ve her gün yapılmaya başladı. Bu onun çok aleyhine bir şey diye görüyorum. Yanındaki menajerleri kim, yanında kim akıl fikir veriyor ve bu yolculukta yanında kim var bilmiyorum. Çok ama güzel bir yerden çok girdim. Doğru yolda olmadıklarını düşünüyorum. Bana göre bu de. Yanlış yolda aynen. Olduğunun ya ilk işareti kapüşonunu yani. Geçirip magazincilerden, magazinci arkadaşlardan saklayarak o aklı ona kim verdiyse o insanlarla beraber bir yanlış yolda diye görüyorum ben. Çünkü neden? Bu ülkenin en büyük dizilerinden birinde çok büyük oyuncularla ve kostümlü ve tarihi bir dizide oynadı. Çok da başarılıydı. Şimdi her